geç Yasemin, geç otur hayatım. Bak ne anlatacağım size, çok enteresan bir şey olmuş. Buradan izleyicilerimiz de çok dikkatle dinlesinler. Çok enteresan şeyler oluyor. Çok sevdiğim bir doktor abim var. İlker hocam, buradan öpüyorum kendisini. Bir WhatsApp'tan mesaj geldi. Bir baktım, Aslı'cığım çok acil bana para gönderebilir misin? Çok sıkıştım. Yani şimdi öyle bir insan ki, yani hani öyle sıkışabilecek durumu yok. Sıkışsa bile hani telefon açardı, hani söyler bir insan, o kadar samimiyiz. Hani bana mesaj üzerinden böyle bir şey yapmaz. Yani. Sonra bir baktım sosyal medyasında bir şeyler yayınlamaya başladı. Ben Allah Allah, tam onu arayayım derken. Meğerse telefonundan hacklemişler. Dolandırıcılar bir sürü kişiye bu mesajı atıyor, hastalarına gönderiyor. İşte ameliyat parası bize önceden gönderelim, bize öncelik tanıyın diye. Lütfen sosyal medyasını açıyor işte yayın. Aman mağdur olmayın, telefonum hacklendi. Düşünebiliyor musunuz, artık hani tehlike cep telefonumuzun içerisine kadar girebiliyor. Aman ne olur bilmediğiniz hiçbir gelen maili, hiçbir gelen mesajı, işte şuna dokunun, şunu açın gibi gibi. Mesela sosyal medyadan yazıyorlar bana, geliyor böyle tonla mesaj. Aslanım, şurada bir resminizi gördük, ifşa edilmişsiniz. Evet, bunu tıklayın, açın. Tabii ki ben hemen tık engele basıyorum onlara. Bu sosyal dolandırıcılık ve birebir de dolandırıcılar var. Ne oldu? Bizim de başımıza çok fazla geldi. Bayağı böyle mideme kraplar sokan bir... Sıkıntılı bayağı. Aklıma gelince çok sinirleniyorum. Hiç arkadaşımı gününü de berbat etmeyeyim ama az uz bir meblağ değil. Ne diyorsun? Nasıl oldu? Anlat ki biz de hani tedbirimizi alalım. Nasıl dolandırıcılıklar yapılıyor? Bilelim bunu. Vallahi Allah hepimizi korusun öylelerinden. Amin. Ne oldu? Ben kendi günümde anlatayım çünkü çok uzun bir hikaye. Ciddi misin? Evet, çok sinirleniyorum aklıma gelince de. Ve dolandırıldın yani. Sosyal medyada da zaten birçok kişi biliyor. Ben o sinirle... Ne diyorsun ortalığı ya? Ortalığı ayağa kaldırdım. Aa, çok geçmiş olsun. Teşekkür Kendi gününde mi anlatacaksın? Evet. Yalnız Aslanım şunu söyleyeyim. Meblağı öğrenmenizi istiyorum çünkü. 1 milyon kadar. Ne? 1 milyon TL. Şu an çok sinirim bozuldu ya. Evet. Sen çok geçmiş olsun. Ama çok geçmiş çok olsun. Geçmiş. Çok geçmiş olsun Cem ya. Yani insanlar, şey evet, yani. İnsanlar ne kadar çok zor bu paralar kazanılıyor. Kolay mı? Bu paralar kazandıktan sonra da kolay yoldan para kazanmak isteyen insanlar hiçbir emeği olmadan gelip senin paranı alıyor. Vay be. Ve mevzu kapanıyor yani. İyi niyetinin kurbanı mı oldun? Ne oldun? Nasıl oldun? Ya biraz eşimle alakalı aslında. Ah, eşim. Canım benim evet. Ya. Neyse, kendi günümde anlatacağım uzun uzun. Peki hakkını aradın mı? Yani tabii ki, bir davalık tabii ki, falan tabii oldunuz ki. Mu? Çünkü bu tarz mevzularda insanlar kendileri rezil olmasın diye, hani dolandırılmış bu denmesin diye susuyorlar. Susuyorlar. Ne diyorsun? Ve ben savcılığa gittim de bunu öğrendim. Benim arkamdan benimle beraber bir 30 kişi falan daha var. Ne diyorsun? Ay ya, geçmişler geçmiş olsun. Geçmiş bunu dinlemeyi çok istiyorum. Ya Allah herkesi korusun kötü niyetli insanlardan.